Selamun aleyküm kıymetli dinleyici. Alfa Modern Metin Okumaları kitabının 173. sayfasından devam ediyoruz. Yine tabiat olayları ve doğal afetler bölümü. El Karnul Eşrun 20. yüzyıl 2 nokta. Karnul Kevarisi Tabiiye doğal afetler yüzyılı diye bir başlık atılmış. Bu kitap normalde bir 8-10 yıl önce yazılmış. Bu metinler o zaman yazılmış ama bu pandemi sürecinde hazırlıyorum ben bu videoları. Yani gerçekten de 20. yüzyıl doğal afetler yüzyılı oldu. Depremler, işte bu pandemi süreci vesaire. Allah herkese kolaylık versin bu anlamda deyip metnimize geçelim. Evet. El-Karnul Eşrun, 20. yüzyıl. Karnul Kevarisi Tabiiye, doğal afetler yüzyılı. Zekere takrirun, bir rapor, elif lamsız ve tenvinli olduğu için böyle diyorum. Belirsizlik katıyor biliyorsunuz kelimeye. Zekere takrirun asdaratu, çıkardığı bir rapor, dedi ki çıkardığı, onu çıkardığı, kim çıkarmış? Ha, önce zaman zarfı var, müakharen son dönemde. Kim çıkarmış? Munazzamatu as-sıhhatil alemiye, Dünya Sağlık Örgütü. Arkadaşlar, Arapçada normalde cümle yapısı nasıldır? Fiil cümlesi. Önce fiil, sonra fail gelir, sonrasında da mef'ul, yani önce yüklem, sonra özne, daha sonrasında nesneler gelir. Zaman, işte zarflar vesaire. Ama biz bizim için daha belirleyici olan şey şudur. Nesne üstündür, yani mansuptur. Yani üstün mensupluğun bir çeşidi tabii, bir sürü çeşidi var bunun. Mesela ikili kelimelerde elif nun yerine ye nun gelir. Hani o kelimenin mensup olduğunu göstermek için. Nesnemiz, yani özne ve yüklem dışındaki nesneler hep nedir? Mansuptur, üstündür. Öznemiz ise merfudur. Yani tekil kelime için ötrelidir yani. Biz onun işi yapan kişi olduğunu oradan anlarız. Tamam, öyle bir kısa bir açıklama yapmış olalım. Zekere takrirun asdarathu muakharan munazzamatu sıhhatil alemiye. Bu kalıp şeklinde Dünya Sağlık Örgütü demek. Dünya Sağlık Örgütü son dönemde onun çıkardığı bir rapor dile getirdi. Fi Cenevre'de çıkarmış bunu. Enne nahve milyareyn mine sükkanil alem. Dünya nüfusunun, dünyada oturanların, sükkan sakin kelimesi, mahalle sakinleri diyoruz biz de. Sükkan sakin kelimesinin çoğulu. Dünya nüfusunun 2 milyarı yaklaşık, nahve, yaklaşık 2 milyarı taarradu li kevaris tabiiye, doğal afetlere maruz kalmıştır. Misli zelazil, depremler gibi. Vel feyadana, taşkınlar gibi. Vel berakin, volkanlar. Vel cefaf, kuraklık gibi. Ve zelike, ve bu durum hilale el karnil eşrin, 20. yüzyılda olmuş. 20. yüzyıl boyunca, hilale kelimesi boyunca içinde anlamı katıyor. Bunun bir benzeri min ile kullanılıyor. Min hilal, o yoluyla, aracılığıyla demek. Bununla bir alakası yok. Ve evdaha takrir, bu sefer bakın takrir kelimesine elif lam koydum. Elif lam koyunca önceden bahsettim demek istiyor bize. Bu rapor diyebiliriz mesela. Bu rapor izah etti, açıkladı. اَنَّ هَذِهِ الْكَوَارِثَ الطَّبِعِيَّ, bu doğal afetler. يَنْتِجُ عَنْهَا, ondan kaynaklanıyor. الْعَد۪يدْ مِنَ الْاَمْرَاتِ, birçok hastalık ondan kaynaklanıyor. Buradaki ha, diğer metinde yaptığım açıklama, bir önceki videoda ha kelimesiyle ilgili, hiye kelimesiyle ilgili şöyle bir açıklama yapmıştım. Arapçada insan dışı varlıkların çoğulu alacağı öğeler bakımından müennes ve tekil kabul edilir. Müfret müennes kabul edilir. Bu yüzden buradaki ha kevaris kelimesine gidiyor. Yani yenticu an, normalde kaynaklanmak demek. En ha, ondan kaynaklanıyor. Ne kaynaklanıyor? Yani sonuç olarak ortaya konuluyor. El adid minel emrat, birçok hastalık. Vel meşakil sıhhiye, ve sağlık sorunu. Sağlık sorunları. Bakın burada da aynı şey olmuş. Sıhhiye kelimesi, meşakil kelimesinin sıfatı, onu niteleyen bir kelime. Ama bu çoğul meşakil. İnsan dışı bir varlığın çoğulu meşakil. Müşkile kelimesinin çoğulu. Meşakil sıhhiye. Bakın bu da tekil ve müennes kullanılmış. Sağlık sorunları. Yani biz de sanki isim tamlamasıymış gibi tercüme ediyoruz ama sağlıkla ilgili sorunlar gibi algılamalıyız bunu.
Misli talavutul miyahi şurup, bir tane de örnek vermiş. Ne gibi? İçme sularının, ma kelimesinin çoğulu miyah, içme sularının kirlenmesi gibi sağlık sorunlarına sebep oluyormuş birçok hastalığın yanında. Ve min ekseri duveli. Şimdi bu kalıp min ekseri duveli, devletlerin en çoğu, ama ne açıdan en çoğu olduğunu sonrasında göreceğiz. Bu kalıbı unutmayın. Ekser kelimesini böyle başta gördüğünüzde anlayın ki sonradan onu açıklayan bir şey gelecek. Yani mesela ekseri duveli min ekseri duveli ne diyelim kuvveten dersek devletlerin en kuvvetlileri anlamına gelir. Şimdi bakalım bunun sıfatı ne gelecek? Elleti taarradat li hadihil kevarisat tabiiyye. Bu doğal afetlere, maruz kalma açısından en çoğu. Yani devletlerin doğal felaketlere maruz, en çok maruz kalanları kimlermiş? Zimbabwe, ve Brazil, Brezilya, ve Peru, ve Küba, ve Afganistan ülkeleri imiş. Evet, beni dinlediğin için teşekkür ediyorum. İnşallah faydalı oluyordur.